Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Üçgenlerde benzerlikle kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. ABC ve DEF birer üçgen. ABC üçgeni DEP üçgenine benzer. 40-60 x açıları verilmiş. X kaç derecedir diyor. Verilen benzerlik ifadesinden AB ile DE kenarının benzer olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bunları aynı renk ile gösterelim. Sonra BC ile EF kenarının benzer olduğunu anlıyoruz. Bunları da aynı renkle gösterelim. Arkadaşlar son kenarlarda birbirine benzerdir. Şimdi bakın. Kırmızı ile mavi kenar arasında 60 derece var. Burada da 60 derece olmalı. Siyah ile mavi kenar arasında x derece var. Burada da x derece olmalı. 60 artı 40 100 olur. 180 eksi 100'den x'imiz 80 olur. ABC ve DEF birer üçgen. ABC üçgeni EFD üçgenine benzer. 18 4 x uzunlukları verilmiş. X kaç santimdir diyor. Arkadaşlar AB kenarı verilmiş değil mi? O zaman AB kenarı EF kenarına benzer olduğundan bunları aynı renkle gösterelim. Ve diyelim ki 10 bölü x eşittir. Şimdi Bakın BC kenarı verilmiş. BC ile FD birbirine benzer. Bu sefer de 8 bölü 4 diyeceğiz. O zaman x'imiz 5 olur. Önce hangi üçgenin kenarını yazıyorsak buna dikkat edelim. Sonra zaten doğru cevaba gideceğiz arkadaşlar. ABC bir üçgen. Ve demiş ki ABC üçgeni AED üçgenine benzer. O zaman burada AB ile AE benzerdir. Şimdi AB'miz şurasıdır arkadaşlar. AE'miz de burasıdır. Bunlar birbirine benzermiş. Devam ediyorum. BC ile ED benzer. Arkadaşlar BC'yi mavi burayı da mavi ile gösterelim. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Küçük üçgenimiz burası. Bir de ABC üçgenimiz var arkadaşlar. Bakın. Kırmızı mavi kenar. Burada da kırmızı mavi kenar var. Kırmızı mavi kenar arasında 70 derece var. O zaman burası da 70 olmalıdır. 30 artı 70 100'dür. 180 eksi 100'den x'imizi 80 buluruz. Gelelim 4'e. ABC bir üçgen, ABC üçgeni DBA üçgenine benzermiş. 60, 75 x açıları verilmiş. X nedir diyor bize. Şimdi size kolaylıkla anlatabilmek için bu şekli kopyalamam lazım arkadaşlar. Hemen e, şuradan gösterelim. Evet. Bizim benzer üçgenlerimiz şunlarmış. Bir tanesi bu sarı üçgen DBA. Bir tanesi de buradaki büyük üçgen. Şimdi arkadaşlar AB kenarı ile DB kenarı birbirine paralel. ABC üçgeninde AB burası. Bunu yanlış gösterdim. Hemen toparlayalım. DB buradaki üçgende de bu kenar. Hangi üçgen olduğuna da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeninde BC kenarı yani şuradaki kenar ile DBA üçgeninde BA buradaki kenar birbirine benzer. Arkadaşlar o zaman son durumda da bu siyah kenar ile şuradaki siyah kenar birbirine benzer olur. Bakın buradaki üçgende kırmızı ile mavi kenar arasında 60 derece var. Buradaki üçgende de kırmızı ile mavi kenar arasında 60 derece var. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki açıyı bir bulalım. 60 artı 75, 135'tir. O zaman burası 45 derece olur. Mavi ile siyah kenar arasında 45 derece var. Mavi ile siyah kenar arasında 45 derece olmalı. X ile 45'in toplamı 75 olacak. O zaman burası 30 olur. Gelelim 5'e. ABC bir üçgen Uzunluklar verilmiş. X nedir diyor arkadaşlar. Ama hangi üçgenin hangi üçgene benzer olduğunu söylememiş. Yani nasıl bir benzerlik olduğundan bahsetmemiş. Bunu biz bulacağız. Bunun için aynı üçgeni kopyalamak istiyorum buraya. Biraz daha küçültelim. İnceleyeceğimiz üçgenler buradaki küçük üçgen ve buradaki büyük üçgendir. Zaten şuradaki açılar da ortaktır. Arkadaşlar, sarı üçgendeki 3 üç kenarına bakıyorum. Diğer üçgendeki bu kırmızı kenara bakıyorum. 3'ün 6'ya oranı eşittir. Bakın, küçük sarı üçgende 4 kenarına bakıyorum. Burada da mavi kenar 8'dir. 4 bölü 8 olur. O zaman arkadaşlar 6'nın x'i oranı olmalıdır. 1 bölü 2 eşittir 6 bölü x'ten x'imiz 12 olur. Gelelim 6'ya. ABC, CDE, birer üçgen, kesişim noktası C imiş. Uzunluklar şekil üzerinde verilmiş. x kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ortak açılarımız var. Tamam. Kenarlara dikkat edin. Diyeceğiz ki burada. 2'nin 4'e oranı 2 bölü 4 eşittir. 3'ün 6'ya oranıdır. 3 bölü 6 eşittir. O zaman 4'ün x'e oranı olur. Buradan 1 bölü 2 eşittir. 4 bölü x'den x'imiz 8 olur. ABD ve BDC birer üçgen. Açılar eşit. Uzunluklar şekil üzerinde mevcut. X nedir diyor arkadaşlar. Yine rahatça anlatabilmek için bu şekli kopyalamak istiyorum. Biraz küçültelim. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim üçgenler buradaki sarı üçgen ile buradaki sarı üçgen. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki kırmızı kenardan bahsediyorum buradaki üçgenin altının dörde oranı eşittir şimdi buradaki sarı üçgenin mavi kenarına bakın 9 buradaki mavi kenara bakın 9'un 6'ya oranı bakın bu oran 3 bölü 2'yi veriyor bize şimdi x'in 3'e oran olacak x bölü 3 ne demiştik? 3 bölü 2'yi veriyor. X buradan 9 bölü 2 gelir. Yani bu şekilde şekilleri ayrı ayrı gözümüzle canlandırabilirsek işimiz kolay arkadaşlar. Gelelim 8'e. ABC bir ikiz kenar üçgen. AB uzunluğu ile AC uzunluğu birbirine eşit. Yani şu uzunluk ile şu uzunluk birbirine eşitmiş arkadaşlar. O zaman ikizkenar üçgense buradaki açılar da birbirine eşit olur. 2, 4, 3, 6 verilmiş. DV uzunluğunun DE uzunluğuna oranı nedir? Şimdi arkadaşlarım, dikkat etmenizi istedim iki tane üçgen var. Biri burası, biri burası. Bakın, 2'nin, 2'nin, burada 3'e oranı bu kenarlar ile 4'ün. 6'ya oranı birbirine eşittir. 2 bölü 3, 4 bölü 6. O zaman önce buradan başlamıştık. DE bölü DF olacaktır. DE bölü DF 2 bölü 3 gelir. Ama bize DF bölü DE diyor. Ters çevirdiğimizde 3 bölü 2 olur. Gelelim 9'a. ABC bir üçgen AD ile AE uzunluğu eşit 4'müş. Hangi uzunluklar? şuradaki mavi uzunluklar eşitmiş arkadaşlar. O zaman burası 4 ise şuradaki açılar da eşit olmalıdır. Çünkü karşımızda ikiz kenar bir üçgen var. Diğer uzunluklar şekilde mevcut. X kaç santimdir diyor. Arkadaşlar buradaki sarı üçgen ile buradaki sarı üçgen benzer üçgenler. Şimdi dikkat edelim. Burada şu nokta açılara bakın. Soldaki sarı üçgende kısa kenar 2 mi 4 mü? 2 değil mi arkadaşlar? O zaman buradaki kısa kenar ile sağdaki sarı üçgende açının yanındaki kenarlardan hangisi kısa? Buradaki. Diyeceğiz ki 2'nin 4'e oranı eşittir. Sonra 4'ün 8'e oranı olacak. Sonra x'in 10'a oranı olacak. 1 bölü 2 eşittir x bölü 10'dan. X'imiz 5 olur. Ve geldik ona. ABC, ADC birer üçgen. Eşit açılarımız var. E, kenarlar şekil üzerinde mevcut. X nedir diyor gençler. Şimdi şu sarı üçgeni odaklanmanızı istiyorum. Bir de hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu ayıralım. Bir tane daha kopyalayalım. Daha rahat anlaşılsın. Çekir üzerinde zaten hepsi verilmiş. Şimdi. Burada bir sarı üçgenimiz var. Bir de burada sarı üçgenimiz var. Hangi kenarlar hangi kenara benzer buna bakacağız. Nokta açı referansımız olsun arkadaşlar. Nokta açının yanındaki kenarlar 6-12. Burada da 9-18. O zaman kısa kenar diğer kısa kenara benzer olmalı. 6 bölü 9 diyorum. Eşittir. Sonra uzun kenar buradaki uzun kenara benzer olmalı. 12 bölü 18 eşittir. Geriye x ve 12 kalıyor. x bölü 12 olacak. 3'e böl 2. 3'e böl 3. 2 bölü 3 eşittir. x bölü 12. x'imizi 8 buluruz. Ve geldik son sorumuza. Aşağıda basamak aralıkları eşit uzunlukta olan merdiven verilmiştir. Merdiven katlandığında A, B, C, D, E, F noktaları doğrusal. Ve A ile B noktaları arasındaki uzaklık 24 santim. Şuradaki uzaklığımız 24 santimmiş. C ile D noktaları arasındaki uzaklık 48. Buradaki uzaklığımız 48'miş. Bakın arkadaşlar karşımızda ne var? 24'ün 48'e oranı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 olacağında şuradaki aralıkların eşit olduğunu anlıyoruz. E ile F noktaları arasındaki uzaklık kaç santimdir? Bize burayı soruyor arkadaşlar. Hatta siyahla çizelim. Buna X diyelim. O zaman olayımız şu. 1'in 4'e oranı eşittir 24'ün x'i oranı olacaktır. Buradan x'imiz 96 gelir. Evet gençler tane tane şekillerini tekrar tekrar göstererek anlatmaya çalıştım. Üçgenlerde benzerlik üçgenlerin en önemli konusudur. Bu konuları bilmeden geometride ilerleyemeyiz. O yüzden çok iyi bir şekilde çalışmak gerekiyor gençler. Bir sonraki testte görüşmek üzere hoşçakalın.